Efendim kışla yapılacakmış. O kışla gerçekten tarihi bir eserdi. Bilsem fotoğrafını getirir size gösterirdim. Şu Selimiye kışlası gibi tarihi bir eserdi. Taksim meydanına doğru kubbeleri vardı. Bugün gezi yeri denilen yer de ilk Türkiye'de futbol sahasıdır. Caddenin adı Talimhane'dir. Talimhane olmasının sebebi orada asker talim yapıyordu. O kışlayı İsmet Paşa yıktı 40'lı yıllarda. Oraya heykelini dikti. O heykeli Demokrat Parti kaldırdı. Şimdi kaidesi de yok, kendisi de yok. Bunlar gene o heykeli götürdüler. İsmet Paşa'nın Dolmabahçe Sarayı'nın üstünde şimdi bir otel yapılan bir yer var. Adına Taşlık derler. O Taşlık denilen yerde Sultan Aziz bir camiyi başlatmıştı. Onu caniyane bir surette şehit ettiler. O camiyi bitiremedi. İsmet Paşa o caminin duvarlarını yıktırdı. Temelleri üzerine belediye toprak döktü. Kapattı. Bir kısım yeri onun genel sekreteri olan Kemal Gedeleç 100 lira bedel mukabilinde vakıflardan satın aldı. Satın aldığı yere iki parsel yaptı. Arkadaki parsele kendi adına bir apartman yaptı. 100 liraya alınan yere bakın. Hala gidin görün üzerinde Gedeleç apartmanı yazar. Bu İsmet Paşa'nın sekreteridir. Öndeki parseli de İsmet Paşa'ya hediye etti. İsmet Paşa da oraya bir villa yaptı. O villanın önü kesilmesin diye de o cami arazisine Şark Kahvesi diye bir kahve yaptılar tek katlı. Park yaptılar orayı. Şimdi bir otel oldu, ecnebi bir otel. Ne oteliyse o yerde. Otel olup da evi kapanınca varisleri de İsmet Paşa'nın varisleri de bu evi sattılar. İşte o heykel bugün İsmet Paşa'nın vakıflardan çalma olan yerde yaptırdığı köşkün önündedir. Gidin görün. Bu o kışlanın yerine dikilmek için o kışla yıkıldı. Demokrat Parti Dolmabahçe'deki stadın adını da İnönü stadı olmaktan çıkarmış, Mithat Paşa stadı yapmıştı. Mithat Paşa da bir makbul adammış gibi. Sonra ihtilalden sonra Mithat Paşa adını kaldırdılar, gene İnönü stadı yaptılar. Bu ne demektir? Kemalizm o geri kafasında direniyor. Direniyor. Hala o 1930'ların, 1940'ların dinsizliği ayakta kalacak sanıyor. Mevsim değişti be hey cahiller. Allah'ın muradı İslam ilahiyesi, İslam'ı yeniden galip getirmek üzere sosyal hayata hakim bir surette inkişaf devam ediyor. Sizin vazifeniz bundan sonra diz dövmektir. Artık kader müminlere yar ve yaverdir. Onların önü kesiktir. Onların kayığı akıntıya ters gidiyor, bizim kayık akıntı istikametinde gidiyor. Müslümanın bir mesaisine 1000 bereket var. Ehli küfrün 1000 mesaisine 1 bereket yok.